Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. LGS Matematik'te çıkacak soruları tahmin edelim mi beraber Tonguç Evladım benim? Evet. Harikasın. Şimdi senle beraber harika bir yayınla matematikte LGS Matematik sınavında karşımıza çıkabilecek. Yani mesela sayısal 2023 sınavımız var. Burada karşımıza çıkmış sorular belli aslında. Bunların... Aslında 2024'te gelecek versiyonlarını harika bir şekilde teker teker dikkatli bir analizle yani eski sorulara bakarak 2023'e baktık 2022'ye baktık 2021'e baktık örnek sorulara baktık Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bunlara bakarak harika bir hazırlık hazırladım senin için ve gerçekten de LGS'de çıkabilecek en çok sık çıkan soru tiplerini inceledik aynı zamanda en fazla soru gelen alt konulara baktık ve LGS'de Tak diye bu çıkar dediğimiz soruları senle beraber çözeceğiz. Gerçekten de bu soru tipleri en fazla çıkan alt konulardan geliyor ve bu konuları anladığın zaman ve bu soru tiplerine aşina olduğun zaman, yani alışkın olduğun zaman Bey, kesinlikle LGS sınavında matematikte özellikle ki en zorlayıcı en kastırıcı branş gerçekten de ve bunda inşallah başarılı olacaksın diyorum. LGS'yi biz paramparça edeceğiz. LGS matematiği ne yapacağız evladım benim? İçinden geçeceğiz hocam. Harikasın. Gerçekten içinden geçeceğiz ve LGS'yi paramparça edeceğiz diyoruz ama ne yapacağız? Bunun için ilk başta birazcık matematikte hangi hangi soru tipleri çıkıyor? Gel seninle beraber bakalım bunlara. Tabii ki LGS son tekrar programımızın bir parçası aslında bu videomuzda. Ve teker teker detaylı son tekrarlarımızı yaptık. Sonra hızlı son tekrarlarımıza geçtik ve en son olarak bu taktikleri verdikten sonra dev sayısal ve dev sözler canlı yayınımıza sizi LGS'ye uğurlayacağız ve LGS duamızı da o zaman yapacağız inşallah Tonguç Eren Bey'im. Ve şunu da unutmayalım. LGS son tekrarda LGS son tekrar setimizi kullanıyoruz Tonguç Eren Bey'im. Ve bunun yanında senin şu anda yapman gereken en önemli şey deneme çöz ve denemeleri çözerken denemeleri çözerken Tonguç Elan deneme çözmeden sınava girmeyin. Hiç kimse girmesin lütfen. Optik formunu çözmelisiniz. Yani optik forma alışmalısın. Hiç optik form kullandın mı evladım? Tabii ben? ki hocam. Harikasın işte. Gerçekten buradaki bu yayını izleyen herkesin optik form kullanmaya alışması gerekiyor ve denemelerde yaptığınız yanlışları da mutlaka mutlaka bizim sözel sayısal detaylı analizlerimiz var. Bu denemelerin her birisi için ayrı ayrı var ve buradaki alt konulardan hangisinden eksiğimiz olduğunu çıkarmak için kullanmamız gerekiyor ve denemeler bizim için altın anahtar. Gerçekten de sınava giderken diyorum ve fazla uzatmıyorum Tonguç Eremem. Şimdi seninle beraber LGS Matematik'te en çok çıkan soru tiplerini bir inceleyeceğiz. Ardından en fazla soru gelen alt konulara bir bakacağız. Mesela örnek olarak Pisagor'dan her sene kesinlikle bir soru bazen iki soru var. Pisagor konusunu biliyor musun Sevdan Bey? Hipotenüs vardı hocam. Harikasın. hipotenüs var dediğin gibi. Hipotenüs de Pisagor'un e, teoreminde çok önemli bir parçaydı. İşte bu uzun kenardı dik kenarların kareleri toplamının e, hipotenüsün karesi olduğu ile alakalı yüzde yüz soru gelecek. Mesela bunu biliyoruz biz. Kesin. Müneccim miyiz? Biz e, şey miyiz? Geleceği gören miyiz? Hayır. Çünkü her sene çıkmış. Dolayısıyla biz bir analitik yapıyoruz ve bunun geleceğini biliyoruz. O yüzden lütfen bununla alakalı her soru tipine bakalım. Aynı zamanda işte yaklaşık değer sorusu. Aynı zamanda işte kare kırıklı ifadelerle işlem sorusu. cebirsel ifadelerde çarpma sorusu. Bunlar net artık. Biliyoruz ya işte bunlarla alakalı çok güzel sorular çözeceğim şimdi sana beraber. Ve LGS tarzı yeni yeni nesil çözüm taktiklerini göstereceğim. Şimdi bazı sorular yeni nesil sorulara bakınca gerçekten de böyle hoba nedir bu ne yapacağım diyorsun ama artık o kadar çok karşımıza geldi ki bu yeni nesil sorular ve biz bunlarla ilgili taktikler geliştirdik ve bu taktiklerle diyoruz ki ha bu çuval soruları tamam bunları ne yapacağım biliyorum. İşte bu alan çevresi ha bunu ne yapacağım biliyorum. İşte bu tablo sorusu ha bunu ne yapacağım biliyorum. İşte burada aslında bu taktikleri kullanarak bu soruların daha hızlı çözümüne sana e, alıştırmaya çalışacağım inşallah diyorum ve mesela günlük hayat problemleri kesinlikle geliyor. İşte böyle saçma zaman çuvalları karıştırdı bilmem poşetleri dağıttı falan. Alan çeviri sorusu her sene geliyor. Her sene istisnasız. cebirsel ifadelerin içinde geliyor. Çarpanlar ve katlar konusunun içerisine geliyor. Tablo soruları üstü ifadelerde geliyor. Karaköklü ifadeler geliyor. Mesela üstü ifadelerde çok büyük çok küçük sayıların tablo soruları yüzde yüz geliyor. Aynı zamanda şekil ve işlem soruları karşımıza gelebiliyor. Mesela bu işlem sorusu üstü ifadelerde normal e, tabanlar aynıysa üstün üstü falan filan bunları çarpma bölme işlemleri. Aynı zamanda işte şekil sorularında da Pisagor falan filan geliyor. Ve grafik sorularında da grafik zaten veri analiziyle ilgili bir tane ünitemiz var. Bu veri analiziyle ilgili ünitemizle ilgili işte daire grafiğinin e, bunlarla olan ilişkisi işte bu nedir? E, sütün sütun grafiğiyle olan ilişkisi ve benzeri bunları dönüştürmeyi bilmemiz gerekiyor ve görsel yetenek sorularında da Tonguç'um işte bir şeyi kesme biçme falan filan bunları yaptığımız zaman bunları kağıt üzerinde yapabildiğiniz zaman sınavda inşallah başarılı olacaksın diyorum. İlk üniteyle başlayalım sana beraber. Başlayalım hocam. Harikasın. Şimdi o zaman ilk ünitemiz çarpanlar ve katlar ve üstü ifadelerin beraber olduğu aslında iki tane konuya da Sahil. Dolayısıyla çarpanlar ve katlar bizim öğrendiğimiz ilk konuydu aslında. Çarpan ve kat bulmayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Konu anlatımı yapmayacağım burada. Direkt sorular üzerinden gideceğim. Direkt yeni nesil beceri temelli sorular üzerinden gideceğim. EBOB-EKOK problemleri kesinlikle sorunun geleceği kısım. Gerçekten de buraya bir tane daha yıldızı çakmak istiyorum. Aralarında asallıkta sorunun geleceği bir kısım diyoruz ve üstü ifadeler. Zaten ha? burada ben bütün alt başlıkları yazmadım. Sınavda soru gelebilecek kısımları yazdım. Onu da söyleyeyim. Üstü ifadelere baktığım zaman tam sayıların kuvveti, çözümleme, üslü ifadeleri işlemler ve çok çok büyük çok küçükseler her sene sorunun geldiği kısımlar diyorum ve burada mesela Tonguç'um sana %100 kesin çıkar işte %100 buradan soru gelir bazı uyarılar vereceğim işte %100 çıkar ve benzeri bunları gördüğün zaman gerçekten uyanık olmalısın çünkü gerçekten buradan soru geleceğini biz eminiz diyoruz ve hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber ilk konumuza başlayalım. Çarpanlar ve katlar çarpanlar ve katlar da ilgili bu tarz sorular yani şu anda bu sayfada gördüğün soruyla benzer sorular. Her sene çıktı. Her sene istisnasız. E dolayısıyla bu sene de böyle bir sorunun geleceğine eminiz. Hadi bakalım soruya bakalım. Günlük hayat problemi. Havuzlardan bir miktar su boşaltılınca içlerinde kalan su miktarları litre cinsinden aralarında asal oluyor demiş. Havuzlardan alınan su miktarları aşağı yukarı hangisi olabilir demiş. Şimdi ben buralardan su alıyormuşum ve aralarında asal oluyormuş. Aralarında asallıkla alakalı bildiğimiz şey neydi? Aslında ikisinin de ortak böleni sadece bir olması gerekiyordu. Mesela ben 60'tan 2 litre alırsam bu 58 olur. Buradan da ikinci havuzdan da 4 litre alırsam bu 44 olur. 54, 58 ve 44 aralarında asal mı Tonguç Eylül Bey? Hayır hocam değil. Tebrik ediyorum. Hayır değil çünkü ikisi de ikiye bölünür. Bir ortak böleni sadece bir olmalı. Dolayısıyla Kusura bakma A şıkkını eledik. B şıkkına bakalım. 6 litre 3 litre. Buradan 6 litre alınırsa onunla farklı bir renkle yazalım. 6 litre alınırsa. Bu 54. Hızlı yapmaya çalışıyorum. Buradan 3'te alırsak bu 45. 54 ile 45 aralarında asal mı dediğim zaman bunların ikisi de 3'e bölünür Tonguç evladım benim. Dolayısıyla 3'e bölündüğü için mesela bu 3'e böldüğün zaman 18 olur. Bu 3'e bölündüğü zaman 15 olur. Dolayısıyla aralarında asal değil. Kusura bakma bunları da geçtim Tonguç'um. Hemen geçiyorum diğer e, seçeneğimize. Hemen bunları da böyle farklı bir renklerle yazalım. 5 litre bundan alırsa 55. 3'te bundan alırsa 45. E, dolayısıyla... 55 ve 45 ikiz de 5'e bölünür. O da bu, bu da saçmalık oluyor. Ama en son seçeneğimiz buradan 4 litre alınırsa 56. Buradan da 3 litre alınırsa 45 diyoruz ve 56 ile 45'in hiçbir ortak böleni yoktur. Birden başka. Zaten bu 7 kere 8'dir. 7 kere 8'dir. Bu da 9 kere 5'tir. Bu e, 8 aslında 2 üzeri 3'tür. Bu 9 aslında 3 üzeri 2'dir. Bak bunun asal çarpanları 3 ve 5. Bunun asal çarpanları 7 ve 2. Hiçbir ortak çarpanı olmadığı için aralarında asallık sadece D seçeneğini sağlıyor diyoruz. İlk sorumuzu geçtik. İşte bu tarz EBOB EKOK problemleri de her sene geliyor. EBOB EKOK problemlerini çok seviyor Milliyetin Bakanlığı. Mesela örnek İki tane çubuğumuz var. 80 cm 72 cm. Çubuklar eş uzunlukta parçalara ayrılıyor o zaman EBOB. Neden? Çünkü bir bütünü küçük parçalara ayırmaya çalışıyoruz. Ve bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santimetre diye bir soru gelebilir karşımıza. Burada yapmamız gereken şey bu ikisinin ebobunu bulacağımızı bilmek ve ikisinin de ebobunu bulduğumuz zaman zaten ebob bulmayı göstermeyeceğim artık. Bunların ikisini de ikisini de ortak bölen e, sayıları çarptığımız zaman 8 santimetre çıkıyor. 2 çarpı 2 çarpı 2 8 ama dikkat et, bunlar santimetre olduğu için 8 santimetre. Bu nedir? Aralarında parçalara ayırıyoruz ya bu parçanın en büyük mesafesidir. En büyük 8 santimetrelik dilimler. Mesela bundan 10 dilim çıkar. Bundan da 9 dilim çıkar. Ama ne demiş bize? Bir ön koşul vermiş ön koşul vermiş. Bu işte LGS'de ön koşulu çok seviyorlar. LGS kalp ön koşul diyoruz. Gerçekten bu çok çıkıyor. Peki ne yapacağız böyle bir durumda Tonguç Eren Bey? Burada diyeceğiz ki ya bir parçanın boyu 8 santimetreden küçük demiş ama ben 8 santimetre buldum. O zaman demek ki bundan daha küçük bir şey alacağız. İşte bu durumda EBOB bulduysak eğer Tonguç Eren Bey. EBOB bulduysak 8'i bölebilirsin. 8'i 2'ye böldüm. 4. 8'i 4'e böldüm. 2. 8'i 8'e böldüm. 1. O zaman 4 santimetre olabilir. 2 santimetre olabilir. 1 santimetre olabilir. Ama bize ne demiş? En fazla kaç santimetre demiş. O zaman diyeceğiz ki 8'den küçük olacağına göre 8 olmaz ama 4 santimetre olabilir şeklinde yorum yapabileceğiz. İşte bu ön koşullarla ilgili her zaman bir kıllık yapıyor Mesela burada da var. 9 santimetre 15 santimetrelik çubukları bir araya getirerek AB uzunluğuna yerleştirmeye çalışıyorlar. Ve mavi çubuklarla mor çubuklar bir araya getirerek AB uzunluğu dolduruyorlarmış. Bak tam doluyor tam doluyor. Aralık yok boşluk yok. Boşluklu çok zor sorular da bir ara çıkmıştı eskiden. Ama şu anda artık boşluksuz sorular sormaya çalışıyorlar. Tam doluyor AB tam doluyor AB. A, B uzunluğu en az kaç santimetredir demiş bize. 9, 15 ve bunların ekokunu almam gerekiyor. Neden ekok? Çünkü küçük parçaları birleştirerek büyük bir parça yani katını alıyorum ben. O zaman katını aldığım zaman ekok yapacağım. Ekok yaptığım zaman hepsini çarpıyorum. Ekok yaptığım zaman 3 çarpı 3 çarpı 5 diyorum. 9 kere 5 45 santimetre çıkıyor. 45 cm AB uzunluğunun en küçük mesafesi. Zaten en küçük ortak kat, en küçük ortak katı bulmuş olduk 45 santimetre. Ama ne demiş? Ön koşulumuzu vermiş. Ön koşul demiş ki AB uzunluğu 100 santimetreden büyük olmalı. O zaman 45 alamam. O zaman ben EBOB'u bulduysam bölüyordum, EKOK'u bulduysam da çarpabiliyorum. 45'i 2 ile çarpıyorum 90. 45'i 3 ile çarpıyorum 135. 45'i 4 ile çarpıyorum 180 çarpı 4 diyelim 180. Bunlardan herhangi bir tanesi olabilir ama biz 100 santimetreden büyük ve en küçük olmasını istiyorsak o zaman diyeceğiz ki o zaman sen kardeşim 135'sin. 135 santimetre AB'nin en kısa mesafesidir diyorum. Hadi bakalım o zaman. Ve şimdi de geldik üstü ifadelere. İkinci konumuz şimdi üstü ifadeler de çok basit. Günlük hayat problemleriyle alakalı sorular gelebilir. Mesela bir havuzu dolduran 32 adet musluk vardır. Bu muslukların her birinden 30 saniyede 2 üzeri 3 litre su akmaktadır. Ne yapıyorsun ya? Doğru düzgün yazsana bunları. 8 dakika sonra bu havuzda kaç litre su birikir şeklinde Karışık bir soru var. Gerçekten de şimdi bakıyorum diyorum ki ya bunu bir düzenleyelim. İlk başta musluk sayımız kaç burada 32, 32 aslında iki gillerden çok özel bir sayı. İki'nin bilmem ne kuvveti. İki'nin birinci kuvveti hemen hatırlayalım. İki'nin birinci kuvveti ikiydi. İkinci kuvveti dörttü. Üçüncü kuvveti e, sekizdi. Dördüncü kuvveti on altıydı. 5. kuvveti 32 zaten 32 2 üzeri 5miş o zaman yazdım. 30 saniyede akan su miktarı da 2 üzeri 3'müş. 30 saniyede 2 üzeri 3. Bak 2'nin yine kuvveti geldi. Kaç tane 30 saniye var 8 dakikanın içinde? Çünkü bizden 8 dakika istemiş. O zaman 8 dakikanın içinde bir kere 1 dakikanın içinde kaç tane 30 saniye var? 2 tane hocam. Harika 2 tane. Çünkü 1 dakika 60 saniyedir. O zaman 30 saniyede aslında 30 saniyeden 1 dakikanın içerisinde 2 tane var. O zaman 8 dakikanın içerisinde de 16 tane 30 saniye vardır. Çünkü 1 dakikanın içerisinde 2 tane varsa bundan, 2 tane varsa bundan, o zaman 8 dakikanın içerisinde 16 tane 16 tane olmak zorunda 30 saniye. O zaman kaç tane 30 saniye var? 16 tane. 16 neydi aslında? Tak 2 üzeri 4. 32 adet musluk her biri 30 saniyede 2 üzeri 3 akıtıyor. 8 dakikasını bulacağız. Onu da yapabilmek için şöyle basit düşünelim. Biraz karıştı işler. Şöyle yapalım. Diyelim ki e, bir musluk, bir musluk hemen buradan diyorum ki bir musluk 30 saniyede 2 üzeri 3 akıtırsa 30 saniyede 30 saniyede 2 üzeri 3 akıtıyor litre. Eğer 8 dakika akıtırsa eğer bunu 16 tane 30 saniye olduğu için 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 litre su akıtacaktır bir musluk. Peki 32 adet musluk, 32 musluk ne yapacak? Bunu da bu litreyi de aslında 32 ile çarpmamız gerekiyor. Yani 2 üzeri 5 ile çarpacağız. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4'ü. İşte son durumda 2'nin kaçıncı kuvveti oluyor? Üstler toplanır ikisinden 2 üzeri 12 litre su akıtılır şeklinde bulabiliyoruz. Hemen yeni tablo sorumuz var. Şimdi burada da aslında çok büyük çok küçük sayılarla ilgili özellikleri bilmemiz gerekiyor. Mesela 36 bin çarpı 10 üzeri eksi 2, 2 çarpı 10 üzeri 2, 0,155 virgül çarpı 10 üzeri 3 gibi bazı sayılar vermiş. Ürünlerin kütle demiş Kütlelerin toplamının kilogram cinsinden bilimsel gösterimini sormuş. Bilimsel gösterime gelmeden önce ilk başta bunları normal sayılara çevirmemiz gerekiyor. Mesela 36 bin çarpı 10 üzeri eksi 2'yi normal sayıya çevirirsek biz bu 10 üzeri eksi 2 buradaki iki tane sıfırı yok eder ve 360 kilogram olur. Mesela 10 üzeri 2 de iki tane sıfır getirir bu da 200 kilogram olur. Mesela 0,155 de 10 üzeri 3 ile çarpılırsa bu 3 tane sıfır getirir ve buradaki virgül 1, 2, 3 tane kayar 155 kilogram olur. Aynı şekilde 10 üzeri 3 zaten 1000 kilogramdır. İşte bunu yaptıktan sonra bunları toplayacağız ve bilimsel gösterimini bulmaya çalışacağız. Hemen toplayalım 1360, 1560, 1660, 1715, 1715 kilogram ama ben bunu bilimsel gösterim istiyorum. Bilimsel gösterim neydi? A çarpı 10 üzeri N şeklinde ve bu. bu 1 ile 10 arasında olmak zorundaydı. Bu zımbırtı 1715'te bir 10'a bölersem 171,5 olur. Bir tane daha ona versem 17,15 olur. Bir tane daha ona versem 1,715 olur. Tam istediğim gibi 1 ile 10 arasında oldu. O zaman 1,715 çarpı 10 üzeri kaç basamak indim? 1, 2, 3 basamak indim. O zaman bunun yanına da 10 üzeri 3 yazmam gerekiyor ki aslında istediğim 1715 kilograma çevirmiş olayım diyorum ve fazla uzatmıyorum. Hızlı bir şekilde tablo sorularından bir de üstü ifadelerle alakalı sorula, sorulabilecek sorular var. Tablodaki sayılardan birbirine denk olanlar aynı renge boyanıyor demiş. Boyanmayan kutucuktaki sayı hangisidir diye sormuş bize. Mesela 25 üzeri 0 kaçtır? 1 hocam. Harika harika harika. E 1 üzeri 10 da 1'dir. Dolayısıyla ben bunları... Aynı renge boyadım kusura bakma şimdi diğerine geçelim hemen seninle beraber pembişe geçelim. Şimdi bakıyorum diyorum ki e, 25'in karesi 25'in karesi aslında bu 5'in ikinci kuvvetinin ikinci kuvveti olduğu için 5 üzeri 4'tür. Ee, bu da 5 liraydı. Evet. O zaman bu ikisini de aynı renge boyuyorum. Mesela bunu da e, yaptım ve diğer renge geçelim. Diğer renge geçelim. Mesela e, diyelim ki 3 üzeri 8 bu 81. 81 3'ün dördüncü kuvvettir. Üzerinde de 2 varmış. O zaman 3 üzeri 8'dir bu. O zaman 3 üzeri 8 ile 3 üzeri 8'i de aynı renge boyadım. Ve en son olarak da en son olarak bir de yeşil gelsin karşımıza. Mesela. Altının 20. kuvveti 36 36 kaç lirasına? Altının karesidir. Altının karesinin 10. kuvveti altının 20. kuvveti. alsana o zaman bununla da bu eşit. O zaman hangi sayı boş boyanmayan kutucuk? Onun 1. kuvveti yani 10'dur diyoruz ve bu kadar basitti aslında. Şimdi geldik köklü ifadelere. Kare köklü ifadelerden kesinlikle sınavda en az 3 tane soru gelecek. O yüzden çok değerli bir ünite. Diğer konuların içinde de var. E, karekök 9. 3 hocam. Harikasın 3. Peki Karekök e, 144. 12. Harika be. Helal olsun bravo diyorum sana. 12 mesela bak. 20'ye kadar lütfen mesela karekök 196 tak diye 14 diyeceksin karekök işte e, 225 tak diye 15 diyeceksin bunlar önemli çünkü oradaki kareköklerin temel olanlarını çok soruyorlar. Dolayısıyla ilk 20'ye kadar lütfen bilirim. Tam sayıların karekök önemli, yaklaşıklar önemli. A karekök B gösterimi bizim için bilmezsek olmayan bir şey. Çünkü toplama çıkarma hep buna bağlı. Doğal sayı yapan çarpan da bizim için çok önemli. Ve veri analizinde de grafikler arası dönüşümü bilmemiz gerekiyor. Gel şimdi seninle beraber e, ilk soruya başlayalım. Kartların arkalarında ön yüzünde yazan ifadelerin A karekök B biçimde farklı bir gösterimi yazmaktır demiş. Tamam. E mesela bunun altında arkasında farklı bir şey yazıyormuş. Bunun arkasında ama aynı ifade olmalı. Farklı bir e, gösterimi. Bu gösterimi bazılarını yazalım demiş. Şimdi iki kare kök 18. Ya kardeşim bir kere bu 18 dediğimiz ifadeyi ben çıkartabilirim. Kaç kere kaç 18'dir? 9 kere 2. Harika. 9 kere 2 olduğu için 2'yi ben böyle yazalım. 9 kere 2 yazalım. 9 dışarıya 3 diye çıkar. O zaman 3 kere 2 6 olur 6 karekök 2 olabilir mesela bu. Veya veya devam ediyorum. 6 karekök 2 yerine peki mesela burada 3'ü dışarıya çıkartıp 2'yi içeriye soksak o zaman ne oluyor? Dikkat edelim. E 3 dışarı çıkınca dışarıda 3 kalıyor. Ama 2 içeri girince 4 girer. 4 kere 2 8 eder. 3 kare kök 8 de aynı ifadeyi verir. Hatta isterseniz deneyebiliriz. 3'ü içeriye soktuğumuz zaman 9 kere 8 72. 6'yı içeriye soktuğumuz zaman 36 kere 2 72. 2'yi içeriye soktuğumuz zaman 4 kere 18 72. Hepsi günün sonunda kare kök 72'ye denk geliyor diyoruz. O zaman 1, 2 farklı e, gösterim olabilir. Mesela 6 kare kök 3'e bakalım. 6 kare kök 3'te Tonguç Eren Bey. 6 aslında 3 kere 2'dir. Ve bunu ben istersem 2'yi içeriye sokabilirim. O zaman ne olur? 3 kare kök 2 içeriye 4 de girer. 4 kere 3 12 olur. 3 kare kök 12 oldu. Veya veya bununla ilgili bu soru geldi bu arada. LGS'de çıkmış bir soru tarzı bu. Dolayısıyla farklı gösterimlerini sorabilir. Veya 3'ü içeriye sokalım. 2 dışarıda kalsın. 2 kare kök. 3 içeriye 9 ile girer. 9 kere 3 27. 2 kare kök 27 de olabilir. Mesela burada 2 farklı gösterimi bulmuş olduk diyoruz. 10 kare kök 5'te de aynı şeyi yapabiliriz. 10 aslında 5 kere 2'dir. Bun, burada Tonguç Eylem Bey'im 5'i içeriye sokarsak 25. O zaman 2 kare kök 125 eder. 25 kere 5 125'tir. Veya Tonguç Eylem Bey'im 2'yi içeriye sokarsak burada 4 kere 5 20 diye girer. 5 kare kök 20 de bu da farklı bir gösterimdir. Farklı gösterimler çıkabilir karşımıza ama ben eğer karekökün içine sokacaksam eğer bir ifadeyi tamamen içeriye sokacaksam sıralama yapma sorusu olabilir muhtemelen ona çok dikkat ederim. Sıralama sorularında böyle garip garip içeriye soktuğumuz zaman e, veya yaklaşık değer sorusu olabilir. Yani mesela adam sana 10 karekök kök 5 mi daha büyük 6 karekök kök 3 mü daha büyük dediği anda diyeceksin ki uzatmayalım. Hemen bunu içeriye sokacağım diyeceksin. Bu içeriye 100 diye girer. 100 kere 5 500. Karekök 500. Bu içeriye 36 diye girer. 36 kere 3 108. Karekök 108. E tabii ki bunun daha büyük olduğunu e, biliyoruz diyoruz ve alan sorularına bakalım şimdi. Alan soruları da çok çıkıyor kareköklü ifadelerde. Çünkü orada toplama çıkarma karşımıza geliyor. Mesela karekök 128'i gördüğüm anda gördüğüm anda diyeceğim ki ya kardeşim sen aslında dışarıya çıkartılabilecek bir şeysin veya karekök 8'i gördüğüm anda diyeceğim ki ya kardeşim sen aslında karekök 8 eee kaç kır kaç kır 4 kere 2'dir. 2 karekök 2'sin kardeşim sen diyeceğim. Mesela karekök 128'i gördüğüm anda 64 kere 2'dir. Bu 64 kere 2 de 8 karekök 2'dir aslında diyeceksin. Dolayısıyla bunları zaman direkt bunları yapacağız. Zemine 2 eş parke yerleştirilmişti demiş. Bu parkeler tamam eyvallah. Eş parkeler. O zaman bu karekök ise yani 2 karekök 2 ise ki bunların yeni hallerini yazalım. 2 karekök 2. Burası da 2 karekök 2'dir. Burası da 2 karekök 2'dir. Burası da 2 karekök. Çünkü eş park edermiş. Burası, e burası kaçtı? 8 karekök ise o zaman burası da 8 karekök. Yani şu parçası ile şu parçası aynıdır. Peki. Şimdi diyor ki bize e, zeminin alanı kaç metrekaredir diye soruyor bize. Yani bu zeminin alanını soruyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey aslında bu uzunlukla bu uzunluğu çarpmak. Uzun kenarla kısa kenarı çarpmak kısa kenarı bulabiliriz. Bu iki kare kök ise burası da iki kare kök ise burası da iki kare kökidir. E, dolayısıyla bu artı budur. Kısa kenar dediğimiz şey 4 kare kök 2'dir. Peki uzun kenar ne olacak? Burada da şuna dikkat edelim. Şimdi burası zaten 8 kare kök 2. E, şurayı bulmam gerekiyor. Burayı bulabilmek için de burası 8 e, kare kök 2 idi. Bunu şöyle yapıyoruz. Burası. Şurası zaten 2 kare kök 2 verilmiş. O zaman geriye kalan da 6 kare kök 2'dir. İşte yapmam gereken şey 8 kare kök 2 ile 6 kare kök 2'yi toplamak. Uzun kenarda 8 kare kök 2 artı 6 kare kök 2. El marmut hesabı 14 kare kök 2 eder bunun cevabı. Ve son durumda 14 kare kök 2 ile ben uzun kenarla kısa kenarı çarparak zeminin alanını bulabilirim. Normal sayıyla normal sayı çarpılır. 14 kere 4, 40, 4 kere 4, 16... 56 eder. E, karekök 2 çarpı karekök 2. 2 hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla 56 çarpı 2 de 112 metre kare şeklinde cevabımızı bulmuş olduk diyoruz. Ve geldik günlük hayat problemlerinde yaklaşık değere. Şimdi yaklaşık değer... Kesinlikle LGS'nin en çok sevdiği, LGS'nin 3 yıldız verdiği sınavda %100 çıkacak bir konu alt başlığı. Ve Karakök ifadelerden soru çıkacaksa yaklaşık değerle ilgili kıl sorular sorabildikleri için genellikle bunu tercih ediyorlar. Dolayısıyla buradan soru gelir diyoruz. Mesela yarım dairenin çapının uzunluğu bu çapın şurasının çapın uzunluğu kaç santimetre olabilir demiş bize. Burada cetvel sorularında başına nereye koyuyorlar çok dikkat edelim burada. Bak burada normalde bu, cet, bu yarım dairenin uzunluğu ne diyeceksin? Aa, hocam 7 ve 8 arasında hay patlarsın çünkü baştı, başlangıç noktası çok önemli. Başlangıçta 2'ye koymuş 3 kağıtçı. Dolayısıyla diyeceğiz ki bu normalde 7-8 arasındadır ama yani bu çapı 7-8 arasındadır ama başlangıç noktası 2 olduğu için bunların her ikisinden de ikişer çıkartıyoruz. Yani 5 ile 6 arasındadır diyeceğiz bu Yarı çapın çapın uzunluğu için Dolayısıyla 5-6 bizim doğru cevabımız. bu yanlış Çünkü 2'den başlatmış 3 keçı burada bakıp da bunu aldanmayalım şimdi bu 5 ve 6 arasında olan zımbırtının da ne olduğunu bulabilmek için 3 karekök 3 hemen içeriye soktuk karekök 27 etti 4 karekök 2 hemen içeriye soktuk 16 diye içeri girdi 16 kere 2 32 oldu karekök 32 3 içeriye 9 ile ilgili 9 kere 6. Karekök 54 girdi. Bizim istediğimiz şey ne? 5 ve 6 arasında bir çap uzunluğu istiyoruz. 5 aslında e, hangi 5'in karesi nedir? 25'tir. 6'nın karesi nedir? 36'dır. Dolayısıyla bizim aradığımız ifade 25 ile 36 arasında bir karekök olmalı. Dolayısıyla 25 ve 36 arasında karekök olan zımbırtı da ya bu olabilir ya bu olabilir. Peki hangisini seçelim? Şimdi bir kere bunun nasıl olduğunu bir hatırlatayım da. Mesela bu 5 ile 6 arasında 5 ve 6 arasında olacağı için bu 5 dediğimiz şey karekök 25'tir. Karekök 25'tir. Bu karekök 36'dır. Yani benim arayacağım şey 25 ile 36 karekök arasında olmalı. İşte bu ikisini seçtim. Ama dikkat edelim. 7 8 arasında ama hangisine daha yakın? 8'e yakın. Harikasın. Dolayısıyla 8'e yakın olanı seçmem gerekiyor. Yani e, aslında burada da hani ikişer çıkarmıştık ya bu e, 6'ya yakın olanı seçmem gerekiyor. 36'ya yakın olanı da cevabımız budur diyoruz. Çünkü bu dikkat edelim 7'ye yakın olan yani 5'e yakın olandır diyoruz. Çünkü ikişer çıkardığımız için. Şimdi geldik yeni tarz bir soruya. Bununla alakalı bir soru geldi. Boyu 3 metre olan fidan uzadığında uç noktası bu çıkmış bir soru bu arada. A ve B arasına geliyor demiş. Şimdi 2 metre uzunluğunda olan bir fidan varmış. Tamam bu fidan böyle böyle uzuyor 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 uzuyor. uzuyor. A ve B arasında buraya geliyormuş. Şimdi A 5 metre B 6 metre. Kaç metre uzamış olabilir demiş bize. Bakalım hemen çok basit. Şimdi bir kere ben diyorum ki ya kardeşim burada 2'den 5'e ulaşabilmesi için bir kere 3 metre uzamış olması gerekiyor. 6'ya e, ulaşabilmesi için 4 metre uzamış olması gerekiyor. O zaman 3 ile 4 arasında 1 metre uzamış olmalı. Peki Bunlardan hangisi 3 ve 4 arasında oluyor? Yani karekök 9 ile karekök 16 arasında hangisi uyuyor? Karekök 8 var burada. Bu patladı. Ee, bunu içeriye soktuğu zaman 4 kere 3 karekök 12 olabilir. Bu olabilir. Ee, veya bunu içeriye soktuğu 9 kere 2 karekök 18 olabilir. Bu olamaz. Patladı. Dolayısıyla cevabımızın 2 karekök 3 metre uzamış olabilir olduğunu söyleyebiliriz. Ve geldik hemen veri analizi konumuza. Veri analizinde Tonguç Evlen Bey'im grafik soruları kesin karşımıza gelecek ve kesin yüzde yüz karşımıza gelecek. Peki ne, nasıl sorulacak? Bir daire grafiği mesela. mesela demiş ki K ve L mağazalarına ödenecek toplam tutarın dağılımı demiş bize burada. Ee, K mağazasında bu kadar 120, 120 de L mağazasıymış. O zaman buradaki açı kaç derecedir? 360 hepsi olduğu için. 240 hocam. Harikasın. 240 derecede demek ki K mağazasıymış. Hatta 240, 120'nin iki katı olduğu için... K mağazası aslında L mağazasına göre 2 katmış. Yani bu 2 kat daha fazla ödüyormuş. Bu 1 katmış. Daha az ödüyormuş. Şimdi K mağazasına ödenecek taksitlere baktığımız zamansa şimdi 1. taksit 3 kutuymuş. 2. taksit 4 kutuymuş üstün grafiğinde. 3. taksit ise 1 2 3 4 5 kutuymuş. Şimdi Tonguç'un K mağazasına ödediği 3. taksit 1000 TL olduğuna göre yani şurası bin TL'ymiş. Bu kaç katlı bir apartman? 5 katlı hocam. Harikasın. O zaman bu 5 katlı apartman 1000 TL ise... 1000 TL ise... Peki o zaman bu dört katlı apartman kaç TL'dir? Oran orantı yapacağız. Bu kadar basit. Yani biz buraya 1000 TL para ödüyorsak... Acaba birinci taksit, ikinci taksit ne kadar? Bunu bulabilmek için oran orantı yapacağız sonuç elemanı. Burada her bir katın kaç olduğunu biliyoruz. 5 katlı apartman, 5 katlı apartman 1000 TL ise 4 katlı apartman kaç TL'dir? Şimdi 1 katlı apartmanın kaç TL olduğunu bularak yola çıkabiliriz. 1000'i 5'e böldüğümüz zaman 200 TL çıkar. O zaman 4 katlı apartman 800 TL. Harikasın. 800 TL. 3 katlı apartmanda yine buna orantı yaparak 3 kere 200'den 600 TL diyebiliriz. O zaman K mağazasına ödediği toplam miktarı biz bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Bunların üçünün de toplamı 1800, 2400, 2400 TL K mağazasına ödemiş. Ne demiştik? K mağazası L mağazasının iki katıydı. O zaman L mağazasına ödeyeceği para da 1200 TL olacak ödediği toplam tutarı da buradan bulmuş olduk. Böyle sorular gelecek. Lokum gibi siz de çıtır çıtır yapacaksınız inşallah diyorum. Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bazı kolay sorular gelebilir. Yani illa her soru zor gelecek diye bir şey yok. Kolay sorular gelebilir. Şaşırmayın çünkü bu sene çok değişik bir sene. Kolay soruların gelebileceği bir sene matematikte de özellikle. Ve dolayısıyla kolay sorular gelirse şaşırmayın. Ama zor soruları zaten biz burada derinlemesine göstermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademide tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman, istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter. O da mümkün. Onun için de yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Taktiklere verecek olursak 3. ünitedeki olasılık ve cebirsel ifadelerden de çok soru geliyor. Olasılıktan kesin bir sorumuz var. Cebirsel ifadelerden bir veya iki tane sorumuz var. Dolayısıyla cebirsel ifadenin çarpımı zaten %100 gelecek bir şey. E, özdeşliklerde ve çarpanlar ayırmada bunun alt başlıkları. Ama olasılık hesabında da bir tane sorusu garanti var diyorum. Hadi bakalım o zaman ilk sorumuza başlayalım. Mesela şöyle günlük hayat problemi gelebilir. Mesela Abaküs'te 324 sayısı modellenmiştir. Abaküs biliyor musun evladım benim? Biliyorum hocam. Harikasın, süpersin. E, boncuklar vardır. Boncukları yer değiştirsin. Mesela burada 3 tane boncuk olduğu için bu 3 100 e, yüz, e, aslında yüzler basamağı birler, onlar, yüzler basamağı gibi düşün. 300. Burası 2 boncuk için 20, burası 4 boncuk için 4. Yani bu birler basamağında olduğu için 4 e, bu onlar basamağı için 20. Toplam sayıyı okunduğunda 324 diye okuruz. Şimdi bu boncuklardan biri alınıp diğer çubuklara Çubuklardan birine takılacak demiş. Oluşan sayının 320'den küçük olma olasılığı gerçekten ultra üniversite hazırlık sorusu. Ama aslında çok basit bir soru. Mesela bir tane dene, bir tane dene ve kafanı oradan e, kurgulamaya çalış. Ya yani böyle sorulardaki taktiğimiz şu aslında. LGS'de böyle sorular geliyor bu arada. LGS'de gerçekten böyle korkutucu. Ne yapıyorsun ya? Ben bunu nereden bileyim? Ya işte böyle sorular gördüğün zaman hiç endişe etme. Ben bu soruyu yapabilirim diye gir soruya ve burada bir tane dene. Yani bir tane olta at ve ondan sonrası geliyor merak etme açılıyor. Mesela ikinci çubuktan birinci çubuğa mesela buradan buraya bir şey aktarırsak ne olur de. Buradan buraya bir tane aktarma hakkımız varmış. Buradan buraya aktarırsak burada dört tane olur. Burada bir tane kalır. O zaman dört bir dört yani dört yüz on dört sayısı oluşur. Üç yüz yirmiden küçük mü? Değil. Şimdi İkinci çubuktan... İkinci çubuktan... E, üçüncü çubuğa aktarsak ne olur sayımız? Onu bulalım. E, buradan buraya aktarsak... Buradan buraya aktarmayı öğrendik. Buradan buraya aktarsak... Burada ne olur? E, burası 3 kalır yine. Bu 1 azalır. Dolayısıyla 3... E, burası 1'e düşer. Burası 5'e çıkar. 3, 1, 5 olur. Şimdi 320'den küçük güzel çıktı. Tam istediğimiz gibi. Bunu alırız. Bunu alamayız mesela. Şimdi... İkinci çubuktan başka bir yere aktaramam efendim. İki tane yer vardı. Şimdi bu sefer birinci çubuktan dedim. Birinci çubuktan ikinciye aktarsak ne olur Tonguç Eren Bak buradaki buraya aktarıyoruz. O zaman burası ne olur? Azalır. iki kalır. Burası ne olur? Artar. Üç kalır. 3 e, üç olur. Burası zaten değişmedi. Dolayısıyla dört tam istediğimiz gibi. Peki birden üçe aktarsak ne olur? Bak deniyorum sadece ve çıkıyor. Patır patır çıkıyor. Birden üçe aktarsak. Buradakini buraya attım. Buradakini azaltsam iki kalır. Burayı, burayı burası değişmez. Aynen kalır. Buradakini buraya götürmüştüm. Dolayısıyla burası 5 olur. Tam istediğimiz gibi 320'den küçük. Peki bu sefer artık bitti. Birden de bir şey atarım ama burada 4'ten aktarabilirim. Pardon, 3. çubuktan aktarabilirim. 3. çubuktan, 3. çubuktan birinciye aktarsam ne olur? Hemen senle bakalım. Buradakini buraya aldım. Burası 4 oldu artık. Bu ve burası aynen kaldı. Burası da bir azaldı. 3. Süper. Bu istediğimiz bir sayı değil. Peki en son olarak üçüncü çubuktan ikinciyi aktaralım Tomuç Eren Bey. Buradan buraya aktardığımız zaman bu aynen kaldı 3. Ee, buradan buraya aktardığımız zaman burası yine 2 idi 3'e çıktı. Bir tane daha boncuk geldi buraya. Buradaki boncuğu buraya aldım diye hayal et. Burası da bir azaldı. O zaman 3 kaldı. 333. 320'den küçük mü? Değil. Harikasın. Değil. Dolayısıyla da hayır diyorum. Dolayısıyla bizim istediğimiz toplamda 8 tane seçenek arasından tüm seçenekler bunlar. İstediklerimiz 3 üç tane 3/8 üç sekiz, pardon 8 sekiz diyorum özür dilerim. 1 2 3 4 5 6 tane varmış özür dilerim. 3 bölü 6 istediklerimiz 3 tane bizim tatmin edenler 320'den küçük olanlar 3 tane ve bütün olabilecekler de 6 tane çünkü başka bir şey yapamıyorum. Bundan 2 tane buna bundan bir tane bu, bir tane buna yani 6 tane seçenek var cevabımız 1 bölü 2 hatta %50 olasılıkta şeklinde söyleyebilirim diyorum böyle günlük hayat kafa kullandırıcı sorular gelir ve tekrar söylüyorum taktik çok basit dene kardeşim denemeden yapamazsın bir tane salla Aylar mı sürecek? Hayır. Bir tanesini yaptıktan sonra açılıyor zaten diyoruz ve hemen geldik alan sorusu. Mesela böyle bir, e, bu arkadaşımız kim? Mete Gazoz. Harikasın. Dünyaca ünlü artık. Gerçekten de dünyada e, birçok şampiyonlukla kazanmış Mete Gazoz'u tebrik ediyoruz. E, hadi bakalım sen de bravo. Güzel alkışlarımızı da yapıyoruz ve kendisini gerçekten de buradan tebrik ediyoruz. Çok güzel bir soru hazırladık kendisi için. Şekilde birbirlerine ve dikdörtgen şeklindeki hedef tahtasının kenarlarına... Ee, birer noktada temas eden 3 eş daire verilmiştir. Tamam süper süper süper. Hedef tahtasına isabetli bir atış yapan metagazozun sarı renkli bölgeyi vurma ihtimali olasılığı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bir kere alan sorusu bu. Dairenin alanını vermiş. Pire kare demiş. Hayda. O zaman demek ki burası R ise dairenin alanı da pire kareymiş. Ve R size 2 desimetreymiş. Tamam. Diyor ki bir kere bizim metagazozun sarı renkli alanı bul, vurma olasılığını soruyor. O zaman bizim istediğimiz şey ne? Sarı bölgenin alanını, olasılık nasıl hesaplayacak? Sarıyı tüm alana bölmemiz gerekiyor. E sarı alanı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E tüm alanı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman bir bulmaya başlayalım. Şimdi bir kere Tonguç'um burası 2 ise eğer. Şimdi ben bunu böyle uzattığım zaman burası da 2'dir. Çünkü bu yarı çapsı, bu da yarı çaptır. Ve böyle uzattığım zaman burası da 2'dir. Böyle uzattığım zaman burası da 2'dir. Böyle uzattığım zaman burası da 2'dir. Böyle uzattım. Burası da 2'dir. Dolayısıyla 2, 2, 2, 2, 2, 2 6 tane 2. 6 kere 2 12 santimetre. Bu dikdörtgenin aslında uzun kenarıdır. Tüm alanı bulmak için yaklaştım gerçekten de. Peki bir de ben bu yarı çapı böyle de çizebilirim. Böyle de çizebilirim arkadaşım. Bu da 2'dir. Böyle de çizebilirim. Bu da 2'dir. O zaman 2 artı 2, 4'tür. Ve burası 4 ise burası da 4'tür. O zaman kısa kenarında bulmuş olduk. O zaman 12 çarpı 4'ten de 48 santimetre kare pardon desimetre galiba değil mi? Desimetre kare tüm alandır diyorum. Tüm alanı buldum. Aşağı yazacağım ifadeyi buldum bile. Peki sarı bölgenin alanı nasıl bulacağım? Sarı bir garip bir şekilde. Öyle bir ad, ad yok ki. O şeklin adı yok. Ama mavilerin alanı biliyorum ben. Mavilerin alanı bulabilirim. Bir dairenin alanı nasıl hesaplanıyordu? Pi'yi 3 alın demiş. 3 çarpı R'nin karesi 2'nin karesi 3 kere 4 12 desimetre kare. Kaç tane böyle mavi var evladım benim? 3 tane. Harikasın 3 tane. 3 çarpı o zaman 12. Bir tanesinin alanı 12 olduğu için 3 kere 12'den 36 desimetre kare de mavi bölgelerin alanıdır. O zaman bütün alandan yani 48'den maviyi çıkartırsam sarıyı bulmuş olurum. 12 desimetre kare işte istediğim sarı bölgenin alanında bulmuş olurum. 12 bölü 48'den de 1 bölü 4 yani %25 olasılıkla metagazoz arkadaşımız sarı bölgeyi vurmuştur diyoruz ve... Artık cebirsel ifadeler çok soru çıkan kısımlardan bir tanesine geldik. Alan soruları çok karşımıza geliyor ve cebirsel ifadeleri çarpma çok önemli burada. Alanı 144 a kare santimetre kare olan kare eşit alanlı 3 dikdörtgen ayırmıştır. Şimdi şimdi bir kere bir karenin alanı 9 sa. Bunun bir kenarı kaç derim benim? 3. Harikasın. 3 Üç, 3'tür. Harika. Peki bir karenin alanı 144 sa bunun bir kenarı kaçtır? 12 hocam. Harikasın. 12 12. Bravo diyorum sana. 144 a kare ise de Burası 12 A'dır. Burası da 12 A'dır. 12 A ile 12 A'nın çarpımı çünkü 144 A karedir. Çok dikkat ederim. 144 A karedir. O zaman 12 A demiş burası, burası aslında. Burası 12 A ise ve bunlar eşitse aslında eşit 3 dikdörtgen ayrılmıştır. Şimdi ben 144'ü 144'ü 3'e 144, 144 3'e e böldüğüm zaman 48 çıkar. O zaman 48 A kare aslında bunların bir tanesinin alanıymış. Şunun da alanı 48, şunun da alanı 48, şunun da alanı 48. E bunun alanı 48 ise 12 A ile neyi çarparsam kısa kenarını bulmaya çalışıyorum. 12 A uzun kenarıydı. 12 A ile neyi çarparsam 48 A kare çıkar. E bu çok basit. 12 ile 4'ü çarparsam 48. O zaman burası 4 aymış. E burası 4 aysa burası 4 adır. E bunlar eşlik dörtgenlerse eş alanlı dikdörtgenler daha doğrusu. Dolayısıyla bak şimdi burası 12 ay bulduk. 4 ay bulduk. burası 12 aydı zaten. 12 aydı çünkü bu karenin alanı 144 a kareydi. Burası 12 aysa burası 4 aysa buraya da 8 a kalır. 8 a e, ve bununla İkisinin çarpımı da yine 48 a kare etmesi gerekiyor. O zaman burası da 6a. 6a ile 8a'yı çarparsak bunun alanı da 48 olur. 48 a kare olur. Aynı şekilde burası 12 a ise burası 6a ise burası da 6a olur. Ve burası 8a olur. 6 kere 8'den de yine 48 a kare. Burası da 12 kere 4'ten de 48 akare eş alanlı üç dikdörtgene ayrılmıştı. Şimdi bir bölgenin alanını bulduk mu? Evet bir bölgenin alanı 48 akareydi. Ardından mavi bölgenin uzun kenarını bulduk mu? Evet 12 aydı. Kısa kenarını bulduk mu? Evet 4 aydı mavi bölgenin ve çevre uzunluğunu sormuştu bize. E, beyaz bölgenin beyaz bölgenin çevre uzunluğunda 6a artı 8a'nın 2 katıdır. Dolayısıyla 28A bizim çevre uzunluğumuzdur diyoruz. Ve yeni sorumuzla beraberiz. Alan sorumuz var. Şekil 1'deki dikdörtgen keserek alanı 36x kare santimetre kare olan kare e, yani şekil 2 elde ediliyor demiş. Buna göre dikdörtgenin çevre e, çevresi kaç santimetre demiş. Şimdi bir kere e, alanı 36x kare olan bir kare elde ediliyor. O zaman bir kenarı kaçtır bunun evladım benim? 6 hocam. Harika 6'dır ama... 6x. Çok dikkat et. 6 tam değil. 6x. Çünkü o x kareyi de söylemiş burada. O zaman burası 6x sonuç hemen Burası da 6x. tam Bunu anladık. Şimdi diyor ki sonra e, buna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diye sormuş bize. Şimdi eşit uzunlukta kenarları mutlaka görebilmemiz gerekiyor. Buradaki mantık şu. Bak dikkat et. Bu bir e, aslında e, ne demiş? Şekildeki e, şekil oluşturuluyor demiş. Şimdi bak dikkat et. Bu e, şeklin bu kenarı ile, bu şeklin bu kenarı ile aslında bu yamuğun bu kenarı birbirle aynı. Çünkü aynı yerden çıkmış. Ve aynı şekilde bu şekilde aslında aynı uzunlukta bu kenarı. Dolayısıyla şu şeklin, şu şeklin aslında bunu böyle aldık diye bunu böyle buraya getirdik değil mi? Bu kenarıyla, bu kenarıyla e, bu şeklin şuradaki böyle dikleştirdiğimiz şeklin ve buraya koyduğumuz şeklin aslında alt kısmı aynı. Bu ikisi aynı. Ve aynı zamanda bu da bunlarla örtüşen. Bak ne olmuş mesela burada da bununla bu aynı. Dolayısıyla bunu almışız buraya koymuşuz. O zaman bunları da işaretliyorum. Birbirleriyle aynı. Dolayısıyla bak dikkat et. Burası ile burası da aynı oluyor. Burası 6x eğer burası 3x. 3x şeklinde ayrılır ve bu da bu 3x ise bu da 3x olur. Aynı zamanda bu 3x ise burası 3x olur. Ve burası toplam 6x olacağı için burası 3x olur. Bu da bu bir kare çıktı ortaya karşımıza. iki tane de yamuk çıktı. Şimdi diyor ki dikdörtgenin çevresi kaçtı diye soruyor. E burası 3x ise demiştik bir kare 3x. E burası da 3x. Toplamda e, dikkat edelim yamuğun uzun kenarı 6x. O zaman burası 6x. Yamuğun kısa kenarı 3x kısa kenarları burada da o zaman burası da 3x toplamda burası yani dikdörtgenin uzun kenarı 3 6 3 daha 12x ediyor. Kısa kenarı da 3x olmuştu 12x'te. 3x'i topla ve 2 ile çarp. Aslında cevabımız 30x karşımıza çıkıyor diyoruz ve geldik hemen son ünitelerimize yaklaştık artık. Doğrusal denklemler ve eşitsizlikler bir bilmeyen denklemler çok önemli. Doğrusal ilişkiler çok önemli ve eğim en önemlisi her sene bir iki tane sorusu var neredeyse. Eşitsizliklerde de eşitsizlik gösterimlerini ve eşitsiz çözmeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Geldik şimdi hemen ilk sorumuzla beraberiz. Doğrusal denklemler aslında bizim bildiğimiz x'leri bulma aslında x'i yalnız bırakıp x'i bulma denklemler ama bunu kurmak zor. Mesela günlük hayat problemi sormuştu geçen senelerde bir tanesinde bisküvileri kutuya koydum diyor. Eşit uzunlukta kutular var diyor. Burada mesela portakallı 3 tane bisküvi limonlu bir tane bisküvi koydum diyor. Burada ise bir tane portakallı bir limonlu koydum diyor. Ve son durumda diyor aralarında 10 santimetre 26 santimetre boşluklar kalıyor diyor. Ve bisküvilerin kalınlıkları oranında 1 bölü 2 diyor. O zaman diyor ki bisküvi kutularının yüksekleri eşit olduğuna göre bir kutuya en fazla kaç limonlu bisküvi sığar şeklinde bir soru vermiş. Şimdi bisküvilerin oranlarını da vermiş. Şimdi bunun farklı yöntemleri var. Şimdi ben şu, şunu görüyorum. Bu iki resim arasındaki fark ne Allah aşkına? İki tane portakallı. Harikasın. İki tane portakallı. Bu iki tane portakallı bisküviyi bak bu iki resim arasındaki fark şu. Şunlar ikisinde de aynı zaten. Burada iki portakallı yüzünden bu 10 santimetre 26 santimetre arasındaki fark ortaya çıkmış. O da Tonguç evladım benim 16 santimetre. O zaman 16 santimetre dediğimiz şey aslında iki tane portakallı bisküvidir. Ha, onun kalınlığıdır. O zaman bir tane portakallı bisküvinin kalınlığı nedir dediğim zaman tak diyeceksin ki 8 santimetre. O zaman bir portakallı 8 santimetre ise bunların arasındaki kalınlık farkını görüyorsun. Bu 8 ise bu 4'tür diyebiliriz. O zaman portakallı bisküvi 8. Bu da 4'tür dedikten sonra kutunun yüksekliğini çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Bisküvi kutularının yüksekleri eşit olduğuna göre bir kutuya en fazla kaç limonlu bisküvi sığar demiş. O zaman 4'ten ne kadar sığar? İşte bir tanesini bulmamız gerekiyor. Şimdi burası 8, 8, 8. Bu da 4 seher. 8 kere 3, 24 artı 4, 28 artı 10 daha 38 santimetrelik bir ...kutu yüksekliğinden bahsediyoruz... ...dolayısıyla bu kutu yüksekliği... ...38 santimetre ise... ...bunun içerisinde 38'i... ...dörde bölerek... ...çünkü 4 santimetrede bir tanesinin kalınlığı... ...9 kere 4, 36... ...2 santimetre artacak şekilde... ...9 tane limonlu... ...bisküvi sığarı... ...bulabiliriz... ...cevabımız bu kadar pratik yapılabilir... ...ha bunu anlamadım diyorsan... ...o zaman şöyle yapacağız... ...senle oturacağız diyeceğiz ki bunların arasındaki oran buysa buna diyeceksin ki buna 2x, buna 2x, buna 2x diyeceksin. Buna da x diyeceksin kalınlıklarında. Buna ne diyeceksin? X ve 2x diyeceksin. Sonra denklem kuracaksın. Diyeceksin ki burası 2, 4, 6, 7x artı 10 cm birinci kutunun yüksekliğidir. Burada 2x artı 3x, 3x artı 26 cm yine kutunun yüksekliğidir. Bunlar birbirine eşittir. O zaman 7x artı 10 eşittir 3x artı 36 deyip denklemimizi kuracağız. 4x eşittir 26 çıkacak buradan. Evet buradan 4x eşittir 26 çıkıyor. Dur bakayım pardon. Bu 36 nereden çıktı? 26 idi. 3x artı 26 Ben işlem hatası yapabiliyorum böyle kusura bakma. E, dolayısıyla 16 çıkıyor. X eşittir 4 santimetre çıkıyor. Ve bir tane limonlu e, bisküvinin kalınlığını 4 santimetre olarak buluyorsun. O zaman sonra diyorsun ki 7 kere 4... 28 artı 10 38 bir kutunun yüksekliği ise kutunun yüksekliğini 4'e bölüp 9 tane olduğunu bu şekilde de bulabilirsin. Pratik yol dışında bu da denklem kurarak yapma yöntemi. Grafik sorularına baktığımız zaman A grafiği böyle artmış. B grafiği bakıyoruz mavi nerede mavi nerede. B grafiği böyle azalmış. Ve diyor ki bize A ve B havuzundaki su miktarları kaç dakika sonra eşitlenir demiş. Şimdi A'nın içindeki su miktarı artıyor. Ve bununla alakalı denklemimiz neydi? A'nın bir denklemi yazılabiliyor diyor. Nasıl yazılabiliyordu? Y eşittir. Başlangıç artı veya eksi. Çünkü A arttığı için artı diyeceğiz. E başlangıç nereden başlıyor? A? 12'den başlıyor. 12 artı. Kaçar kaçar değişiyor. Kaçar kaçar değişiyor. Bu önemli. Birim zamandaki değişim bu. Birim zamandaki değişim. Ne demek birim zaman? Şimdi e, burada 2 dakikada ne kadar değişmiş A arkadaşımız? 2 e, dakikada 12'den 18'e gelmiş. 2 dakikada 12'den 18'e değişmiş. O zaman ne olmuş? 6 litre değişmiş. O zaman 1 dakikada kaç litre değişir? 3 litre değişir. Bu çok basit. O zaman değişimi 3'müş. Çarpı x. altana a'nın denklemini buldum. Şimdi b'nin denklemini bulalım. B'nin denklemini bulacaksak da ne yapacağız? 108'den azalacağız değil mi? 108 eksi bu sefer azalıyoruz çünkü. Ve 2 dakikada 108'den 106'ya girmiş. 100, 2 dakikada. 2 dakika geçmiş ve 108'den 108'den 106'ya inmiş. O zaman 2 litre değişmiş. O zaman 1 dakikada 1 litre değişecek. Çok basit oran orantı. Dolayısıyla 1 çarpı x diyeceğiz. İşte bunların birbirlerine eşit olduğu zaman soruyor. Yani 12 artı 3x'in 108 eksi 1 x'e eşit olduğu zamanı soruyor. Bunu ne yapacağız? Eksi 1 x'i karşı atacağız. 4 x eşittir. 12'yi karşı atıyoruz. E, 96 çıkıyor. X eşittir 24 çıkıyor. 24 dakika sonra bunlar birbirine eşit olur. İstersen deneyelim. E, 12 artı 24 çarpı 3. 24 çarpı 3 70 eder. 72 artı 12 84 eder. Evet doğru. E, 12 e, 24 diyor 108 eksi 24 çarpı 1 24 çarpı 1 e, 124 eder 108'den 24 çıkarsa da 84 çıkar. Dolayısıyla tam da iste eşit olduğu 84 litrede eşit oluyormuş. Hatta şurası da demek ki 84 litreymiş. Onu da bulmuş olduk. Kaç dakika sonra? 24 dakika sonra işte bunların birbirine eşit olduğu zamanı bulduk diyoruz ve geldik grafik sorularından. Mesela burada ne olmuş? Limon suyuyla e, suyun oranını vermiş bize. Aynı zamanda limon suyuyla limon adedinin oranını vermiş. De demiş ki bize böyle soru geliyor bu arada. Son zamanlarda normalde bu soru 7. sınıf kapsamında olan bir soru ama grafiksel olduğu için bunda sormaya başladılar. Limonata yapımı için kullanılan su ve limon suyu oranı soldaki, limondan edilen limon suyu oranı ise sağdaki grafikte verilmiştir. Şimdi burada limonları sıkıyoruz, limon suyu çıkartıyoruz. Sonrasında da limonata yapımında bu limon suyuyla suyu karıştırıp limonata yapıyoruz. Hmm, tamam. Buna göre 56 litre limonata yapabilmek için kaç limon gerekir? Bununla ilgili benzer bir soru çıktı LGS'de. Dolayısıyla çıkarsa şaşırmayın arkadaşlar. Burada dikkat edelim. E, bu çıkabilir yani. Böyle bir soru gelebilir. Şimdi bak dikkat edelim. Burada e, 3 litre 3 litre limon suyu ve 5 litre su katıyoruz. Ve kaç litre limonata oluşur? 8 litre hocam. Harikasın. Dolayısıyla 8 litre limonata oluşturmuş olduk. Peki bana diyor ki 56 litre limonata oluşturmak istiyorum diyor. 56 litre limonata oluşturabilmek için ne kadar katmam gerekiyor diyor. Şimdi bak dikkat edeyim. Bu bunun kaç katı? 7 katı. E bu da bunun 7 katı su lazım. 7 katı 35 litre su lazım bize. Yine 7 katı limon suyu lazım. 21 litre. 21 litre limon suyu lazım bize. Şimdi 21 litre limon suyu lazımsa bize hmm, diyeceğiz ki ya kardeşim 21 litre limon suyu için benim kaç tane limona ihtiyacım var? Hemen bakıyoruz. Burada verdiği bilgiyi söylüyorum. 3 litre, 3 litre limon suyu için bu noktaya bakıyorum. 3 litre limon suyu için eee limon suyu için neye ihtiyacım vardı? 20 adet limona ihtiyacım vardı. 20 limona ihtiyacım vardı. Peki o zaman 21 litre limon suyu için ne kadar e, limona ihtiyacım var? Bu bunun 7 katı. O zaman bu da bunun 7 katı olacak. O zaman 140 limona ihtiyacım var diyorum. Dolayısıyla 140 adet limon gerekir diyorum ve hadi bakalım o zaman artık yeni sorumuza geldik. Bak diyor ki alan e, BCF e, 16 desimetre kare demiş. Ha, bu bir kareymiş zaten. Bu bir kare olduğuna göre o zaman burası 4, burası 4, burası 4, burası 4 diyebilir miyiz evladım benim? Evet hocam. Harikasın. Şekilde modellenmiş rampada e, CD'nin eğimi yani şu parçanın eğimi maviyle gösterelim bunu. E, AB'nin eğiminin 8 katıdır demiş. Oha bayağı dikmiş be. Bayağı dikmiş. Yani ne kadar dik olsa eğim o kadar fazla oluyor bu arada. Tamam. E, AF eşittir 16 demiş. AF'nin uzunluğu yani buradan buraya kadar olan mesafe 16. Desimetre ise demiş. AD kaçtır diye soruyor bize. AD A'dan D'ye kadar olan bütün mesafeyi soruyor. Hayda. Şimdi çok dikkat edelim. Böyle bir soruda bir kere bunlar paralel demiş falan önemi yok. Ama burada Eğim dediğimiz şeyin formülünü hatırlıyor musun evladım benim? Ee, dikey bölü yatay hocam. Harikasın harikasın harikasın. Dikey bölü yatay bravo diyorum sana. Dikey bölü yatay şeklinde eğimi bulacağız. Şimdi burada AB'nin eğimini söyleyebiliriz. Çünkü burada bir dik üçgen var ve bu dik üçgeni görebiliyoruz. AB'nin eğimi dediğimiz şeye baktığımız zaman AB'nin eğimi eğimi eşittir. Dikey bölü yatay 4 bölü 16 yani 1 bölü 4'müş. Şimdi diyor ki bize CD'nin eğimi AB'nin eğiminin 8 katıdır. Hayda o zaman diyeceğiz ki bunu 8'de bir çarpalım. 8'de çarpalım ama paydası 1'di vardır. 8 kere 1 8 bölü 4 2'dir eğimi yok artık. O zaman demek ki CD'nin eğimi CD'nin eğimi ne olmak zorundaymış? 2 olmak zorundaymış. Peki nasıl bulunur eğimi? Dikey bölü yatay yani 4 bölü ED ile bulunur. 4 bölü ED ile bulunur. E nasıl bulacağız? O zaman ED kaçtır? 4'ü neye bölsek 2 çıkar? 2 hocam. Harikasın 2. Dolayısıyla ED'nin 2 olduğunu bulduk. E F zaten 4'tü. O zaman bizim buradan buraya kadar olan mesafemiz burası 4 olduğu için 16 artı 4 20 artı 2 22 santimetre pardon desimetre şeklinde cevabımıza ulaşabiliriz. BF ve EC'yi bulmak burada kritikti zaten bunlar dörderdi kare olduğu için diyorum. Ve hadi bakalım o zaman yeni sorumuza geldik. Artık yeni konumuz daha doğrusu eşitsizlikler. Tablo günlük hayat problemleri soruları çok geliyor eşitsizliklerde. Mesela taksi sorusu vardı eskiden çıkmış. Spor salonlarına ait ücretler mesela demiş ki başlangıç ücreti 1200 TL'ymiş ve aylık olarak da 55 TL 55 TL veriyormuşuz. A spor salonunda. B spor salonunda başlangıçta 1500 TL veriyormuşuz. Daha fazla veriyoruz. Ve aylık olarak da 40-40 daha az veriyoruz. Şimdi hangisi daha avantajlı? Bilemedim hocam. Aynen. Ben de bilmiyorum. Zor soru gerçekten de. Ee, neden biliyor musun? Çünkü bak 1200 TL az veriyorsun başlangıçta ama aylık taksidi fazla. Burada ise başlangıçta fazla veriyorsun ama aylık taksidi daha az. Dolayısıyla hangisi daha avantajlı? Bir bakalım. B salonu kaç ay sonra A salonuna göre daha ekonomik olur. Şimdi ilk başta ilk başta A daha ekonomik. Ama sonrasında B daha ekonomik olabilir çünkü daha az taksit ödüyoruz. Şimdi A büyüktür B olmalı. B'nin daha ekonomik olabilmesi için. Şimdi A'ya verdiğimiz paraya bakalım mı şimdi? A'ya verdiğimiz paranın denklemini kuralım. İlk başta başlangıçta 1200 TL veriyoruz. Artı 55 her ay çarpı X ay verdik. Bu denklemini kurmuş olduk. B'ye de 1500 veriyoruz. Başta. Hani hatırlıyor musun? Y eşittir. Başlangıç artı eksi değişim e, aylık değişim çarpı x şeklinde bir denklemimiz vardı. Bu denklemi kuruyorum aslında. 1200 artı 55 çarpı x. Bu da 1500 artı 40 çarpı x diyorum. Ve ne olmasını istiyoruz biz aslında? A'nın B'den pardon B'nin daha ekonomik olabilmesi için. B'nin A'dan küçük olmasını istiyoruz. O zaman 1500 artı 40x küçüktür. 1200 artı 55x olmak zorunda ki ekonomik olsun. Ekonomik demek daha az para ödüyoruz demek. Bu B'ydi bu da A'ydı. B A'dan ekonomik diyorsa B A'dan küçük olacak arkadaşım. Dolayısıyla hemen burada 40x'i bu tarafa gönderirim. 1200'ü de bu tarafa yollarım. 1500 eksi 1200 küçüktür. 55x eksi 40x çünkü 40x artıydı burada karşı gidince eksi oldu. Dolayısıyla e, 300 küçüktür 15x diyorum. Sonra her iki tarafı da 15'e böldüğüm zaman x burada sağ tarafta kaldı. 300 bölü 15 20. Dolayısıyla x büyüktür 20 olmak zorunda. O zaman 21. ayda 21. ayda yani doğrusu 20 ay sonra ve 21. ayda aslında B daha ekonomik olmaya başlıyor ama ilk başta A daha ekonomikti. Unutma diyorum sana B. Hemen geldik yine eşitsizlikle alakalı günlük hayat problemi. Bir terazimiz var. Terazi soruları çok, çok klasik zaten. Bak burada x, 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 3 tane x varmış. Bir tane de 90 gram varmış. Burada da 240 ve 60 gram varmış. Şimdi bu şekilde durabilmesi için hangi kefe daha ağırdır? Sağ mı sol mu? Harikasın sağ kefe daha ağır. Dolayısıyla sol kefe küçüktür sağ kefe olmak zorunda. Sağ kefenin kütlesine bakalım 300 gram var toplam ikisi. Sol kefenin kütlesine bakalım 3x artı 90 var. 3x artı 90'ın küçüktür. 300 olması gerekiyor. Hemen burada işlemleri yaptığımız zaman 3x küçüktür. 90'ı karşıya atarsak 210 çıkar. Ve her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman da x küçüktür. 70 çıkar. X'in en büyük tam sayı değeri o zaman 69 gramdır. Şeklinde söyleyebiliriz. 4 eş bölmeden oluşan telefon batarya göstergesi tam doluyken, bununla alakalı soruda çıktı. 180 dakika gösteriyormuş. Tam doluyken. Gösterge e, görseldeki gibiyken telefonun kaç dakikada çalışabileceğini gösteren eşitsiz yazanıyor. Şimdi bir kere hepsi doluyken kaç bölüm var burada? Dört. Harikasın. Bu tam doluyken dört bölmede aslında 180 dakika e, aslında gidebiliyormuş bu. Ama bu o zaman bir tane bölmede ne kadar gider? O zaman 180'i dörde böldüğümüz zaman 45 dakika götürür. Yani bir bölme 45, 45, 45, 45 toplamda 180 dakika götürür. Ama burada arkadaş şuraya bir yere getirmiş. Yani e 2'den de fazla 3'ten de az bir yere getirmiş. Yani şurada göstergemiz. O zaman diyorum ki eğer burada 2'de olsaydı 45 45 90 olacaktı. 3'te olsaydı 45 45 45 135 olacak. O zaman telefonumuzun bataryası aslında 90 ile 135 dakika arasında bir yerde çalışır şeklinde eşitsizliğimizi kurabiliriz diyoruz ve hemen geldik artık Üçgenler konusunda. Üçgenlerde Pisagor kesinlikle yüzde yüz gelecek soru. Üçgen eşitsizliği ve açıgen bantının alakalı sorular çözelim. çözelim şimdi seninle beraber. Ve eşlik ve benzerliği de bir bakalım. Benzerlikte çıkabilecek bir soru tarzı. Hadi bakalım şimdi günlük hayat bu problemi var. Bak burada. Yine cetvelli ölçüm. Bu e, CB CB'nin uzunluğu kaç santimetredir? 10 hocam. Patladın. Harika patladın. Mükemmel patladın. Ona bakıp hemen taktığı diye 10 dedin ya. Patladın 10 değil. Neden 10 değil 2'den başlamış. O zaman CB'nin uzunluğu 8 santimetre. Yani bundan başlangıcı çıkartıyorsun. 10 eksi 2 8 santimetre. Peki AC'nin uzunluğunu söyler misin o zaman şimdi? 6. Harikasın. 6 bravo diyorum sana. Neden? Çünkü buna bakarak demedik hemen. Başlangıcı çıkardık. 7 eksi 1 6 süper. Şimdi diyor ki bize. ABC üçgenini böyle ölçmüşüz uzunluklarını. Ve bize diyor ki çevresinin uzunluğunun en büyük tam e, O zaman ABC'nin üç vardır. BC vardır. AC vardır. Bir de AB vardır. AB uzunluğu nedir acaba biliyor muyuz? Onu da bulabilmek için. Üçgende herhangi bir kenar uzunluğu, diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından da büyük olmak zorunda. O zaman AB kenarı 2 ile 14 arasında bir şey olmak zorunda. O zaman diyorum ki, en büyük çevresinin değerini soruyorsa, o zaman ben bunu 13 seçerim kardeşim. Şimdi normalde bu 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, nokta 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 13'e kadar gider. 12, 13 hepsi olur. Ama 14 olamaz asla. E, en büyük çevresini istiyorsan 13 alırım. O zaman 8 artı 6 artı 13 derim buna. Ve son durumda 27 santimetre çevresinin alabileceği en büyük e, değerdir, tam sayı değerdir diyorum. Ve hemen geldik yeni bir sorumuza. Yine Pisagor sorumuz bu artık. Pisagor'lara geldik. Çubuğun uzunluğu kaç desimetre de demiş. 2 desimetre, 8 desimetre, 8 desimetre. Çubuğun uzunluğu dediğim şey bulabilmek için bir tane çizgi çizmem gerekiyor burada. Bu çizgi de böyle bir çizgi. Böyle çizeceğim ve burada %90 dikdörtgen çıkıyor. Bakar mısın? Burası dikdörtgen. Şimdi burası dikdörtgense burası 2 ise burası kaçtır? 2'dir. Burası 2 ise burası 2'dir. Burası 8 ise burası 8'dir. E burası 8, burası 2 ise buraya kalan zımbırtı 8 duvarın boyu ise burası 2 ise buraya da 6 kalır ve burada bir dik üçgen çıktı ortaya. İşte bu dik üçgeni gördüğün anda zaten Pisagor'u yaptın demektir. 6, 8 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni hocam. Harikasın. On, 6, 8, 10 bravo hatırlıyorsun iyi maşallah. 6, 8, 10 üçgeni ve bu nereden çıkıyor? 3, 4, 5'in katı aslında 6, 8, 10 üçgeni karşımıza geldi diyorum dik üçgen oluştu. Burada da dik üçgenin ne olduğunu görüyoruz. 10 santim, 10 desimetre özür dilerim. 10 desimetre şeklinde bulduk e, çubuğun uzunluğunu. Kroki'de verilen bahçenin alanı kaç metrekaredir diye sormuş bize. Bak bu her bir kare 2 metre 2 metre uzunluğundaymış. Ve bu bahçenin alanını soruyor. Ve e, bu nasıl bir bahçe baktığınız zaman 3'e 2. Burada 2'ye 3. Ya aynı aynı aslında kenarlar değil. bu kare bahçe zannediyorum. Şimdi burası 1 2 3 toplam burası 6 metre. Şurası da 2 2 çünkü her bir uzunluk 2 2 2 4 metre. Şimdi burada bir dik üçgen var bak dikkat. Et. Bu dik üçgende bu dik üçgende aslında burası 6 burası 4 ise tomuç şunu hesaplayabiliriz bu hipotenüstür. Şimdi hiç bu yeşile bakma. 6 4 6'nın karesi artı 4'ün karesi eşittir. Buna x diyelim. x'in karesidir. Çünkü Pisagor, Hipotenüs'ün karesidir. E 36 artı 16 eşittir x kare. 52 eşittir x kare. x eşittir kare kök 52 çıktı. Şimdi aslında şu bir kare ise bu karenin bir kenarının karekök 52 olduğunu buldum. E, bu karenin alanı nasıl hesaplanır? Karekök 52 ile pardon şöyle yapalım. Karekök 52'nin karesi şeklinde sapınır. O zaten onda e, karekök 52 çarpı karekök 52'dir. Ve o da nedir evladım benim? 52 metrekare hocam. Harikasın 52 e, metre metrekare şeklinde cevabımıza ulaşmış olduk diyorum ve geldik şimdi sana böyle eşlik benzerliği. Şimdi eş olan dikdörtgenler dediyse bu dikdörtgenle bu dikdörtgen eşse bunun kısa kenarıyla bunun kısa kenarı da eştir. Yani burası 3 ise burası da 3'tür. E, bu dikdörtgenin kısa kenarıyla bu dikdörtgenin kısa kenarları da aynıdır. Bunun uzun kenarıyla bunun uzun kenarı da aynıdır. Bu da 12 bu da 12. Şimdi dolayısıyla burası da 12 burası da 12. Burası 3 burası 3 burası 3 burası 3 falan filan. Şimdi sonra burada bir dik üçgen var. Hayda bize AB'yi sormuş. Dünyadaki en basit soru. Bu dik üçgene baktığımız zaman. Şimdi dikkat edelim. Burasının hepsi 12 idi. Burası 3'tü. Burası da 12. 12'den 3 çıkarsa buraya da 9 kalıyor. 9, 12 acaba ne üçgeni var? Özel üçgenleri hatırlayalım. 3, 4, 5'in katları çok çıkıyor. 6, 8, 10 vardı. 9, 12, 15 vardı. Bak 3, 4, 5'in 2 katı 3 katı şeklinde düşünebilirsin. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı. Dolayısıyla 9, 12, 15 üçgeni. O zaman burası da 15 e, santimetredir şeklinde cevabımıza ulaşabiliriz. İstersek bunu bilmiyorsak da hatırlamıyorsak da 9'un karesiyle 12'nin karesini toplayıp bunun karesine eşitleyip Pisagor yapabiliriz. Ve burada 5-12-13 üçgenini çok sorarlar. E, 7-24-25 üçgenini sorarlar. E, ve 8-15-17 üçgenlerini sorabilir. Bunlar özel üçgenlerdir unutmayalım. Şimdi geldik eş üçgenler kullanarak bir logo oluşturulmuş. Tamam. Eş üçgen dediğine göre bunun şu noktalı açının karşısındaki 5'i bu da noktalı açının karşısındaki burası da 5 olmak zorunda. Bunu yazdık. E burası hipotenüsse bu dik üçgende burası da hipotenüs 13 olmak zorunda. E 5-12 ne üçgeni var? 5-13 ne üçgeni var? 5-12-13 üçgeni vardı. O zaman burası da özel üçgen. O zaman burası 12 santimetre olmak zorunda. Çünkü bu bir pisagor aslında. Burası dik üçgen olduğu için. 5-12-13 üçgeni. E burası 12 ise burasının hepsi de 12 olmak zorunda. Çünkü... Burası 5 ise burası 12 olacak. Burası 12 ise burası 5 ise buraya 7 santimetre kalır diyoruz. Ve KL dediğimiz şu uzunluğunun 7 olduğunu söylüyoruz. Bak 7 artı 5. 12 hocam. Harikasın. 12 olduğunu burası da 12 burası da 12 olduğunu eş üçgenler olduğunu göstermiş olduk. Şimdi geldik seninle beraber dönüşüm geometrisi ve geometrik isimler artık son konumuz ve bitiriyoruz Tonguç Eren Bey'im. Yansıma ardışık öteleme ve yansıma çok önemli burada ama en önemlisi dik prizmalardan kesinlikle soru bekliyoruz. Hadi bakalım dik dairesel de bakacağız. Şimdi günlük hayat problemlerinde Braille alfabesini bize vermiş. Böyle birazcık kafa kullandırıcı sorular sorabiliyorlar. Braille alfabesine bak bu birmiş. Bu ikiymiş. Bu üçmüş. Çok enteresan. Niye bunu alt alta yazmamış neyse. Burası dörtmüş. Burası beşmiş. Tamam eyvallah. Çok karışık ben de anlamadım ama sorun değil yapacağız merak etme. Şimdi bu kaç yazıyor burada Allah aşkına? Şimdi bu buna bakıyorum. Bu dört. Dört. Ee, burada kaç yazıyor? Altta iki tane eksi. eksi. E, ee, burada kaç yazıyor? Mesela şu zımbırtı olduğuna göre. Bu bunun aynı. O zaman bu üçmüş demek ki. Burada kaç yazıyor? Şöyle sol, sola dayalı üç tane var. Altı. Ha. Dört eksi otuz altıymış bu mesela. Hayda anlamadım. Neyse. Şimdi diyor ki e, buna göre e, diyor ki bazı rakamlar vermişti. kartların düz aynadaki görüntülerine karşılık gelen işlemin sonucu kaçtı diyor. Hayda düz ayındaki ya bunları böyle yansıtmamız gerekiyor yansıtma. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi en yakından başlayalım. Bu buraya yansıyacak. Şimdi altı tane top olacak. 2 3 4 5 6 ve bu toplardan dikkat et bak bu buralar en yakın. O zaman bununla bu simetrik olacak. Bununla bu simetrik olacak. O zaman bu üstte bir tane doluysa... burada da üstte bir tane de olacak. Bunu yaptık. Şimdi burası da bununla simetrik olacak. Çünkü neydi? Elimizin bak Baş parmaklarımız, şunları baş parmak olarak düşün. Baş parmaklarımız böyle kapanıyor. Görüyor musun? E serçe parmaklarımız da bunlar olsun. Ve bunlar da böyle kapanıyor. Dolayısıyla bu bununla aynı olacak serçe parmaklar. Bu da baş parmaklar olsun diye. Bu baş parmakla da baş parmakla ötüşecek. Dolayısıyla burada iki tane yukarıda varsa burada da iki tane yukarıda olacak. Tamam. Evet süper. Sonrasında devam ediyorum. Şimdi bunu bitirdik. Bu tamamladı. Bunu da tamamladık. Şimdi buna bakalım. Şimdi burada yine 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizim. Şimdi burada 2 tane yukarıda var. Burada da 2 tane yukarıda olacak. Böyle kapanacak gibi düşün. Yani ben burada e, üst tarafım ellerim boyalıysa üst tarafım ellerim boyalı olacak. Bununla alttakiler boş. Alttakiler boş. Tamam süper. Bunu da yaptık. Süper. Buraya bakalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buna geldik. Bunu yansıttığım zaman bu da 3. en uzak. Bak yakınlar birazcık daha uzaklar. Birazcık daha uzaklar ve burada alttaki iki tane dolu. Hop ve en uzak. 1 2 3 4 5 altı. Şimdi burada e, şimdi bakalım. Bunun yakınları yani aynaya yakın olanları iki tane yukarıda dolu. Hop 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 hop. Uzakları ise bir tane yukarıda dolu. Hop. Şimdi bunu okumaya çalışacağız. Şimdi şu zımbırtı benim gördüğüm 4. Şu zımbırtı. Evet. Şu zımbırtı 4. Evet doğru. Buraya baktığımız zaman iki tane yukarıda dolu olan 3. 3. Sonra altta 2 tane olan eksi işareti. Sonra şöyle dağılmış 3 tane 6. 6. O zaman 43 6'dan bahsediyoruz. O da 37'dir cevabımız. 37 gerçekten zor bir soruydu. Simetriği gerektiren birazcık e, kafa görsel yeteneği gerektiren bir soruyu diyoruz. Ve hemen geldik. Çekide açınımı verilen kare piramidin tabanını 36 santimetre kare açınımının çevre uzunluğu 48 santimetredir demiş. Bu piramidin yan yüzlerinin birinin yüksekliği kaçtı demiş. Şimdi tabanını ben bu piramidi kapattığım zaman şöyle bir şekil çıkar. Hop 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 hop. Şimdi taban alanı bir karedir değil mi bunun? Taban alanı şurasıdır Tonguç Hocam. Bunun alanı 36 ise bir kenarı 6'dır. 6'dır, 6'dır ve 6'dır. Tam süper. Şimdi bunun açınımının da çevre uzunluğu... Yani bir... Ben, ben çevre uzunluğunu hesaplarım. Buradayım, yola çıktım. Böyle geldim. Hatta şöyle yapalım. Şu i̇nce şöyle. Böyle geldim. Sonra böyle, Sonra, böyle Sonra böyle gittim. 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 Tekrar aynı yere geldim. O zaman kaç tane gittim? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane yol gittim. Sekiz tane yol kırk sekizmiş. O zaman... Bir tane yol 6'dır. 6 kere 8 48 çünkü. Burası da 6'dır. Burası da 6. Burası da 6. Burası da 6. Burası da 6. 6 6 6 kere 8 48 diyor. Allah Allah bu eşkenar üçgen çıktı. Şimdi diyor ki yan yüzeyden birinin yüksekliği. Yani burada bir eşkenar üçgen var. 6 6 6 olan. Bunun yüksekliğini soruyor bize. Eşkenar üçgenin yüksekliği dik indirirsin. Ve bu ortadan ikiye böler. O zaman kaç olur burası? 3 3 3. Ve burada bir Pisagor var ve biz bu yüksekliği arıyoruz. Nasıl hesaplarız? H'nin karesi artı 3'ün karesi, 3'ün karesi eşittir hipotenüsün karesi yani 6'nın karesidir. O zaman hemen yapalım. H'nin karesi artı 9 eşittir 36. H'nin karesi eşittir 27. H eşittir karekök 27 yani 3 karekök 3'tür diyoruz ve birinin yüksekliğini 3 karekök 3 bulmuş olduk diyoruz ve hemen artık son sorumuz. Yukarıda ayrıt uzunlukları verilen kare prizmalardan ikisiyle şekil 1 oluşturuluyor demiş. Şekil 1'in yüzey alanı kaç santimetre kare demiş. Bak 4-4 kare prizma. E, tabanları 4'müş. Demek ki şöyle yapsak, şöyle yapsak. Burası da 4'müş. Süper. Bunun alt tarafı şurası bir kare oluşturuyormuş. 4-4-16. Şekil 1'in yüzey alanı kaç santimetre kare demiş. Şimdi diyorum ki bunun yüzey alanını hesaplayacaksam bir kere iki yüzey alanını toplamalıyım. Peki bunun yüzey alanını bilebiliyor muyum? Bunun yüzey alanı e, bir kere açılımını hatırlayalım kare prizmanın. Ve şimdi bir tane kare vardı ama bunu açtığımız zaman dört tane böyle dikdörtgen çıkıyor. Bu dört tane dikdörtgenin e, buralarında da kareler var. Şimdi bu zaten dört x on altı. On alanları. E bu alansa yan yüzeylerin alanlarından bir tanesi de altı kere dört yirmi dört. Yirmi dört ...olan bir e, dikdörtgenden bahsediyoruz. O zaman bunun e, e, toplamı... ...ya bir tane kare prizmanın... ...yüzey alanının toplamı... ...16 artı 16, 32... ...24 çarpı 4, 96... E, ...128, 96 ile 32 toparsak... ...128 ile de 2'yi çarparsak... ...256 aslında... ...bunlar e, yan yana ayrı şekilde dursalardı. Ama bunları yapıştırdığımız zaman... ...üst üste gelen bir tane yüzey var. Bu üst üste gelen... E, ...yüzeyler de... ...Tonguç Erhan şurası. Şöyle bir yüzeyden bahsediyoruz. E, şu yüzey. Şu yüzey üst üste geliyor. Aslında bu üst üste gelen yüzey de... E, ...hem bundan gidiyor... ...hem bundan gidiyor. Çünkü hem bundaki... ...burada hesapladığın yüzeyi almıyorsun... ...hem bundaki yüzeyi almıyorsun. O kapanıyor çünkü. Dolayısıyla... 16'dan yani şurası zaten tabanı 16'dan 2 tanesini almıyorsun. 32'yi çıkarman gerekiyor. 256'dan da 32'yi çıkardığımız zaman 224 santimetre kare şeklinde cevabımızı ulaşabiliyoruz diyoruz. Ama öbür türlü bunun üzerinde işlem yaparsan işlem hatası çok yapabilirsin. Bu şekilde düşünmek daha mantıklı bu tarz soruları diyorum. Ve Hadi bakalım o zaman. Hepinize sınavda başarılı ama daha e, devam ediyor çalışmalarımız. Zaten sizinle kampımızda biliyorsunuz dev canlı yayınlarımız çok az kaldı bunlara da. Bunlara da kaçırmayın diyorum. Son taktikleri vereceğimiz çarşamba günü de önemli diyoruz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.